Şimdi tüm ekranlarımızı tasarladık ve mevcut durumda aslında bu şekilde bir uygulamamız var. Kategori, question ekranımız ve aslında iki temel ekrandan oluşan bir uygulamamız var. Ve uygulamamız çeşitli Now Controller aslında komponen yani parametreleri içeriyor. Now Controller ile birlikte aslında ekranlar arasında bilgi taşıma ve yönetimi, birbiri arasındaki haberleşmeyi, gidip gelmeyi aslında diyebilirim. Bu şekilde navigation yapısını kurgulamamız gerekiyor ki kurguladığımız bu yapı sayesinde çeşitli aksiyonlara ulaşabilelim. Navigation yapımızı kurgulamak için aslında UI içerisine sağ tıkladığımızda bu noktada package alanımız var. Burada navigation şeklinde ilgili noktada sağ tıklıyoruz. Kotlin klasımızda main navigation şeklinde file'ımızı oluşturuyoruz. Main navigation bizim aslında nav hostumuz ile birlikte composable fonksiyonlarımızı içeren kısım olacak. Ancak ben bu noktada bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu da navigation screens şeklinde gördüğünüz file'ı oluşturmak istiyorum. Bu screens bir NM class tipinde olacak ve navigation screens şeklinde isim alabilir. Bu navigation screens bizim uygulama boyunca aslında ihtiyacımız olan tüm ekranları içinde barındıracak. Nasıl olacak o? Question kategori question screen. Question screen şeklinde gördüğünüz iki tane. Siz farklı isimler de verebilirsiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Yani kategori ekranımız ve soru ekranımız şeklinde iki farklı ekran tipimiz aslında olabilir. Burada screen kategori, screen question şeklinde isim de verebiliriz. Hatta o şekilde vermemiz belki daha doğru olacaktır. Screen question, screen kategori şeklinde, evet. Bu şekilde bir isimlendirme verelim. Daha güzel gözüksün. Evet, böyle iki tane ismimiz var. Bu ekranlar üzerinden projede yaptığımız kategoriler gibi burada da aslında ekranları bir kategoriye sığdırmış olduk diyebilirim. Şimdi composable fonksiyonumuzu oluşturmak için comp yazıyoruz ve main navigation şeklinde siz istediğiniz ismi verdiğiniz bir fonksiyon oluşturun. Burada boş bir sınıf olacak aslında navigation. Şekilde bir boş bir herhangi bir parametre almayan boş bir fonksiyon olacak ve içeriğine viewModel ile başlıyoruz. viewModel question viewModel deyip hilt viewModel üzerinden buradaki viewModel'i üretiyoruz. Ardından NowController ile birlikte remember NowController ile burada navigation yapısını aslında oradaki bu controller'ı bütün ekranların yönetiminde kullanacağımız controller'ı burada sabit bir şekilde oluşturuyoruz. Sonrasında now host'u burada çağırıyoruz. Now host'umuz içerisine şu şekilde öncelikli olarak bir controller alacak. Bu da yukarıda oluşturduğumuz ne objemiz olacak. Ardından bir start destination'ımız olacak. Bu da navigation screens üzerinden screen kategori nokta name olması bizim için kafi. Neden? Çünkü start destination bize öncelikli olarak herhangi bir soru ekranımıza değil bir kategori seçim ekranına yönlendirecek. O da burası olacak. Sonrasında bizim now host'umuz şu şekilde composable fonksiyonları sahip olacak. Önce ilk rotamız question ekranımız. Burada eğer bir bu nav host üzerinden kategori isminde bir sayfaya yönlendirilme yapıldığında question şu şekilde question kategori screen'imiz açılacak ve burası
istediği controller olan yukarıdaki controller'ı alacak. Sonrasında bir de composable oluşturalım. Bu composable yine bir rota alacak. Bu rota, bakın burada çok önemli bir noktaya değineceğiz. Burada ne yapacağız? Şöyle bir dolar işaretimizi koyalım. Navigation screens nokta screen question nokta name diyoruz. Bakın bu yönlendirmeye ek olarak burada selected category şeklinde gördüğünüz eklemeyi yapıyoruz. Selected category'yi ekledikten sonra bakın burada selected category bizim kategori ekranına bastığımız tip olacak aslında. Zaten bunun enum class'ını vesaire yazmıştık. Burada şeyi de yapalım ki şöyle süt parantezini de açalım, hatamız gitsin. Sonrasında rotadan sonra şurada bir arguments yapacağız. List of şeklinde bir liste açacağız ve navigation argument olan nav argument'ı ekledikten sonra şu name kısmına bakın şuradakinin aynısını yazmak zorundasınız. Selected category ismini seçtikten sonra şu şekilde bir süslü parantez açıp type eşittir string type şeklinde bunu diğer bölümlerde aslında JSON ile mesela bir sınıfı da string'e çeviriyoruz. Şöyle string tip tipinde bakın bir sürü boolean tip, referans tipler vesaire birçok farklı tip var. Buradaki string tipi seçiyoruz çünkü bizim kategorimiz string olarak iletiliyor. Gördüğünüz ekranı oluşturmuş oluyoruz bu şekilde. Argument'ımız ilgili yönlendirmeye ek olarak slash ile birlikte gidecek. Peki bunu nasıl alacağız? Bunu back entry var şurada. Now back entry. Bu now back entry question screen ile birlikte bakın kategori ekranımız burada. Bir de question screen'imiz var. Bu question screen'imiz ana sınıfımız. Ana sınıfımız view model. Yukarıdaki view modeli alacak. Yukarıda ürettiğimiz view modeli alacak ve selected kategori olarak now back entry üzerinden arguments üzerinden get string deyip şuradaki selected kategoriyi alacak ve null olduğuna emin oluyoruz. Gördüğünüz gibi bu noktada artık selected kategoriyi verdiğimiz argüman listesinden now back stack entry üzerinden argümanlar yani burada veriyoruz bu noktada alıyoruz diyebiliriz. Buradaki key verisini name'lere çok dikkat edin ki herhangi bir hatalı durumda verileriniz doğru taşısanız bile doğru key ile gitmediği için null olarak gidecektir diyebiliriz. İlgili noktada aslında navigation yapımızı bu şekilde kurgulamış olduk. Evet, navigation yapımız bu şekilde. Teşekkürler.